cezaevlerine, ister cezaevin içinde bulunarak cezasını çekerken, hükümlülüğü devam ederken ölmüş olsun kişi, ister son anda serbest bırakılarak dışarıda vefat etmiş olsun, ne olursa olsun, bu soruna gelinceye kadar ki cezaevlerinin hasta mahpuslara yönelik olarak uygulamış olduğu politikalara inmeden ve devletin buna yaklaşımını çözmeden ya da o bakışa ulaşmadan bu ölümlerin sonuçları üzerinde konuşmak sadece rakama boğmak anlamına gelir. O yüzden çeşitli bize gelen hapishanelerden gelen mektuplarda, ister hak ihlallerini anlatan mektuplar olsun, ister tedaviye yönelik olan mektuplar olsun hak ihlalleri açısından, şöyle bir mesela tespitte bulunuyor mahpuslar. Diyorlar ki, eğer ölmeyeceğimizi hissediyorlarsa, ölmeyecek derecede olduğumuzu hissediyorlarsa gardiyanlar, bizi ne revire götürüyorlar, ne de revir zaten sevk etmesi lazım, sevke götürüyorlar. Bu başlangıç nasıl olduğu bir yaklaşım tarzı olarak. Ve çok keyfi bir uygulama var burada. Mesela gene diğer bir şey, ilaçlar ya geç veriliyor ya da hiç verilmiyor, bazen de yanlış veriliyor. Muadil diyerek daha başka ilaçlar veriliyor. Bu da sağlığı bozuk olan bir insanın sağlığını daha da derinleştiriyor bozukluğu açısından. Bayıldı diyelim hasta mahpus. O bayılınca hemen farz edelim, zaten bayıldığı için götürüyorlar revire. Revirde hemen onu kendine getiriyor, bir serum veriyor, ondan sonra geri gönderiyor. Ne oldu? Neden bayıldı? Bu neyin sonucudur? Hiçbir araştırma yok. Şimdi böyle olunca da bu hasta mahpusun kendine gelmiş olması onlar için yeterli bir neden oluyor. Bu kendine gelme olayının bakışı ATK'de de aynı şekilde devam ediyor. Geliyor, bakıyor, işte bir eli yoktur. Ondan sonra ayağı mesela protezdir. Ya da kalp krizi, sürekli kalp krizi geçiren biridir. Ya da kanser hastasıdır. Fakat ayaktadır. Bunun ayakta duruyor olmuş olması cezaevinde kalabilir raporu vermelerine neden oluyor. Hangi durumlarda bırakılıyorlar? Şöyle düşünelim. Mesela bir mutlak tozun vardı burada. Akhisar cezaevinden getirilmişti. Bizim avukatlarımız da, arkadaşlarımız da, insan hakları savunucuları da biraz buna yönelik uğraştılar. Kanser de son evre, dördüncü evreye geldi. Aynı deminki arkadaşın adı neydi? 15 gün önce, bir hafta önce vefat eden bir arkadaş gibi. Geldi, buradan bırakmıyorlar dışarıya ki veda edecek artık ya. Doktorlar da haklı olarak bırakmıyorlar. Yani bir şey olsa başlarına onlara soruşturma açılacak. Ve en sonunda artık Van'a gönderilebildi oradan ve adli kontrolle. Yani düşünün, cezaevinden tahliye edilmedi. Adli kontrolle bırakıldı. Her gün gidip imza atması gerekiyor hastanın. Şu anda yoğun bakımda. Van'da yoğun bakımda duruyor. Artık o onlara göre muhalif. Hatta yani bunu çok kullanmak istemiyorum ama düşman kategorisinde değerlendirildiği bir şey. Şimdi böyle bir yerde bu insanların insani koşullarını da yok ediyorlar. İnsani koşulların yaratılması gerekiyor ne olursa olsun. Şimdi bu yok olunca doğal olarak da uzun yıllar hapiste kalan bir insan, çok genç bile girmiş olsan, yıllar içinde hepimiz dışarıdayken bir sürü hastalıklara tabi oluyoruz. O insanlar da daha yoğunlaşmış hastalıklarla uğraşmaya başlıyorlar ve bu hastalıkların sonucunda kesin teşhisler tam konulmadan bu kez de kansere yakalanıyorlar. Geriye dönülemez bir noktaya geliyorlar. En son evresinde lütfen, o da başlarına kalmaması için. Yani çok böyle insani düşündüklerinden ya da böyle çok sorumlu davrandıklarından, vicdani ya da hukuki olarak düşündüklerinden değil, hukuk müsait bu işe. Bunu ne yapıyorlar? Ölürse burada
herhangi bir şey gelirse başına sorumlusu biz olacağız. Bu kez bize de soruşturma açarlar bilmem. Bundan kurtarmak için kendilerini işte adli kontrol veriyorlar. Ya da 3 ay erteleme veriyorlar ya da 2 ay erteleme veriyorlar. Ondan sonra tekrar geri alacaklar. Hastalık iyileşecek mi? Hayır. Peki alınacaklar mı? Duruma göre. İşte ölürse kurtarıyorlar. Ama ölmezse bir şekilde bu sefer savcılığın itirazı bilmem nesiyle belki tekrar geri alacaklardır o insanları. Dolayısıyla hukuki zeminde affedilmesi değilse bırakılması gereken insanları bırakmıyoruz. Daha bunların bir sürü şeylerini yaşadık. Daha önce bazı subayların, polislerin bırakıldığını biliyoruz. İşte kocamışlıktan, vücudun artık işlevini yerine getirememekten. Ama aynı konumda hatta daha da kötü konumda olan, muhalif olan kesimlerin hiçbirini bırakmadılar. Onu niye bıraktın, bunu niye bırakmıyorsun? Yani burada bir keyfiyet var. Zaten hapishanelerde şu anda her şey keyfiyet.